onu konuşmuştuk. Şimdi gündemimizin bir diğer maddesi yine Cem Yılmaz, ama Cem Yılmaz bu sefer başka bir konuyla gündemde. Diyeceksiniz ki nedir o? Cem Yılmaz bir dava açmıştı. Demişti ki ya ben 10 bin dolar nafaka ödüyorum. Bu nafakanın 70 bin TL'ye düşürülmesini istiyorum. Yerel mahkeme bunu reddetmişti. İstinafa gitti. İstinaf da yerel mahkemenin kararına uydu. Fakat bu arada avukat itiraz etti. Yargıtay'a götürdü davayı. Şimdi Hürriyet'ten Özge Erikar'ın haberine göre avukat Rengin Gönenç yaptığı başvuruda, Yargıtay'a yaptığı başvuruda şöyle diyor. Yasa gereği 2018'den beri müvekkilin kira gelirleri dahil tüm gelirleri döviz kurundan değil Türk lirası cinsindendir. Doların Türkiye'de öngörülemeyen artışı hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkil kadar ahu yahutunun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekmektedir. O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 21 dolar nafaka olmaz. Adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin dolar yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle istinaf mahkemesinin kararını temize gönderiyor. Şimdi burada enteresan bir bakış açısı. Yani diyor ki kadın erkek eşitse, anne babanın da eşit sorumluluğu varsa bir zahmet anne de diyor 10 bin dolar nafaka ödesin. Biz madem 10 bin dolara, pardon, mahkum olduk, 70 bin liraya inmiyor. Şimdi tabii Netflix'e iş yapan Cem Yılmaz'ın gelirinin TL cinsinden mi değil mi bilmiyorum ama sonuçta avukatı şu talebi haklı. Türkiye'de dolar kurunun bu kadar esnek olması ve mahkemenin, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nin doları baz alarak nafakayı saptaması, sözleşmelerde yazsa bile ayrılık protokolünde mahkemenin bunun TL'ye dönmesi gerektiğini karar vermesi lazım. TL'ye döner nafaka enflasyon bazında artış olur. Bu nedenle avukatın yerel mahkemede reddedilmesi, yani Cem Yılmaz'ın yerel mahkemede reddedilmesi bence tartışmalı bir karar. Ama öte yandan Cem Yılmaz paylaştı sosyal medyasında. 2 gün önce, 21 Aralık'ta pardon, 21 Aralık'ta İstanbul Vergi Dairesi bana teşekkür belgesi takdim etmiş. Sayın Başkan Rıza Bey'e çok teşekkür ederim. Ülkesini seven, vazifesini en doğru şekilde yapandır diyor. Yani vergi dairesi ona niye teşekkür şeysi veriyor, plaketi veriyor. Şurada da göstereyim. Vergi rekortmeni olduğu için, sıralamaya girdiği için veriyordur. Yani bu kadar çok kazanan ve vergi ödeyen birinin 10 bin dolar nafaka ödemesi çok mu diyebilirsiniz? Dışarıdan bakınca Cem Yılmaz'ın kazandıklarının yanında bu para tuz gaz parası diyebilirsiniz de 10 bin dolar bir çocuk için, yani ayda 180 bin lira okul ve diğer masraflarını zaten ödüyorlar. Yani o çocuğu için çok büyük para. Bence 70 bin TL talebi çok doğaldı. Yani buradan şunu anlıyoruz ki Ahu Yatun'un çalışmasına gerek yok. Cem Yılmaz'dan gelecek çocuğu için
nafaka onun lüks bir hayat sürmesini sağlar galiba. İtiraz buna. Onun için Yargıtay'ın bu konuda vereceği karar bence önemli. Ama eğer sadece tezi buysa avukatın, Yargıtay yerel mahkemenin kararını ona onayabilir de. Yani sadece ona değil, o çocuğun standart aylık giderlerinin, masraflarının ortaya dökülüp onun bir tık üstünde bir paraya standart olarak belirlenmesi daha doğru. Yani dolayısıyla 10 bin dolar yani 180-190 bin lira ayda çok para. Yanılıyor muyum acaba? Yanılmıyorum.